Hayat haberle haberi hayatla buluşturmak için sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Türkiye'nin televizyonu Ege TV'den mutlu akşamlar. Tarih 19 Şubat 2021 günlerden Cuma, günün sıcak gelişmelerinin yer aldığı Muhammed Saygı'yla ana haber başlıyor. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin 7 ilde gerçekleşen İlk Kadın Kolları 6. Olağan Kongrelerine katılarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. olan kongrelerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ülkemizde kadınların siyasette gerçek anlamda söz sahibi olmaları, her kademede görev üstlenebilmeleri bu mücadele sürecinde gerçekleşmiştir. Ülkemizin nüfusu 84 milyona dayanmakla birlikte nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok da uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş öyle teşvikle, parayla, pulla filan da olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor. Ne diyor Fetih Marşı'nda Arif Nihat Asya? Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım, sen de fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Evet, fatihler doğuracak, fatihler yetiştirecek, fatihlere istikamet gösterecek kızlarımızla, kadınlarımızla, annelerimizle birlikte aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz. Birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk dedi. Biz de milli ve manevi hasletlerimize yönelik saldırıları İlk başladığı yerde, yani ailede boşa çıkartarak binlerce yıldır bizi ayakta tutan değerlerimize yeniden sıkı sıkıya sarılacağız. Kadın kollarımızın, özellikle kongrelerimizin parti çalışmaları yanında işte bu büyük davamız içinde yeni bir dönüm noktası olarak görüyorum. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur. Ben sizlere güveniyorum. Bu duygularla bir kez daha kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, görev üstlenecek arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi şehirlerimizdeki kadın kollarımız, başkanlarımızı ve yönetimleri... Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 84. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu etkinliğinde konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin kurulmasıyla yerli yazılımların Türk Dünyası'nın kullanımına açılacağını belirtti. Türkiye'de özellikle son yıllarda değişen iklim koşullarının da etkisiyle meteorolojik afetlerin oluşum sayıları ve şiddetinde artış görmekteyiz. Ülkemizin iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine en fazla maruz kalacak bölgeler arasında olan Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle
gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Ülkemizde özellikle 2000'li yıllardan sonra meteorolojik afetlerin oluşum sayılarında belirgin bir artış görülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 2020 yılı içerisinde toplam 984 meteorolojik karakterli afet rapor edildi. En fazla görülen meteorolojik afet 297 olay ile şiddetli yağış veya sel afetidir. İkinci sırada ise 262 olay ile fırtına afeti yer almaktadır. 2020 yılında 223 dolu afeti meydana gelmiş olup görülen afetler içerisinde 3. sırada yer almakta. Uzun yıllar dağılımına bakıldığında 2020 yılı içerisinde meydana gelen meteorolojik afet sayısı 1940-2020 periyodu içerisindeki en yüksek değer olmuştur. Meteorolojik karakterli doğal afetlerden kaynaklanan büyük can ve mal kayıpları ve bu afetlerdeki artışın gelecekte de süreceği göz önünde bulundurulduğunda afetlere hazırlıklı olmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bakan Pakdemirli, Türkiye'de özellikle son yıllarda değişen iklim koşullarının da etkisiyle meteorolojik afetlerin oluşum sayıları ve şiddetinde artışını görmekteyiz dedi. Bakan Pakdemirli açıklamasında Hacı Bektaş Veli'nin bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bu vesileyle günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi hepimizi etkileyen sorunlarla başa çıkmak, kapasitemizi artırmak, bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, imkan ve kabiliyetlerimizi paylaşmak için sizlere bir çağrım var. Sizleri meteoroloji alanında bir olmaya çağırıyorum, iri olmaya çağırıyorum, diri olmaya çağırıyorum, Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'ni kurmaya çağırıyorum dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli konuklar, ülkemizin meteoroloji alanında kat ettiği mesafeyi her zaman olduğu gibi bundan sonra da kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. İnşallah Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin de kurulması ile de yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen MedCap, Meteo Uyarı, Piri Reis, Hezarfan, Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi ve mobil uygulamalar gibi yazılımların Türk dünyasına sağlanması ve ortak yazılımlar geliştirilmesini sağlayacağız. Yerli milli imkanlarla üretilmesi çalışmalarını sürdürdüğümüz meteoroloji radarları ile radyo sonda gibi gözlem sistemlerinin Türk dünyasının hizmetine sunulması ve hızlı teknoloji transferi, gözlem sistemlerinin planlanması, kurulumu ve işletilmesi alanlarındaki bilgi ve tecrübelerimizin Türk dünyası ile paylaşılması, oluşturulan bilgi birikiminin ve deneyimlerin paylaşılmasına yönelik olarak süreli bilimsel bir yayın çıkarılması, Dünya Meteoroloji Örgütü Bölgesel Kalibrasyon Merkezi olarak laboratuvarlarımız tüm Türk dünyasının hizmetine açılması, meteoroloji alanında yapay zeka uygulamaları kapsamında ortak proje yapılması ana çalışmalarımız arasındadır. Merhum İsmail Gaspıralı'nın da dediği gibi dilde, fikirde, işte birlik. Bizim Türk dünyası ile olan en büyük amacımızdır. Kıymetli kardeşlerim, biz tüm bu birikimlerimizi ve teknolojimizi sizler ile paylaşmaya, ülkeler arası bilgi erişimini kolaylaştırarak bilginin kalitesini ve doğruluğunu arttırmaya hazırız. Birbirimiz arasındaki paylaşımların artması ile meteoroloji alanında Türk dünyasına daha çok katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti sevgili seyirciler. Ziyaret sonrası iki genel başkan açıklamalarda bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki genel başkan açıklamalarda bulundu. Şehitlerimiz hepimizin şehidi. Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Ayrıca terör nereden, kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün yurttaşların teröre karşı ortak tavır takınmaları gerekir. Bölücü terör örgütüne karşı yapılması gereken, söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından söylenmiştir. Kullandığımız dil, devletin diline, sarayın değil, devletin diline uygun bir dildir. Açarsınız Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesini, bölücü terör örgütü der. Aynı şeyi biz de kullanıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bölücü terör örgütü der. Aynı şeyi biz de kullanıyoruz. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız.
Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Sayın Erdoğan'ın beni eleştirmesini onun açısından anlayışla karşı, onun açısından. Çünkü verilemeyecek hesabı var. Ben ne yaptım arkadaşlar? 5 soru sordum. Kimseye hakaret ettim mi? Hayır. Kimseye kötü söz söyledim mi? Hayır. Kimseye ağır bir ifadede bulundum mu? Hayır. Vatandaşın, sokaktaki vatandaşın sorması gereken, sorulmasını istediği 5 soruyu sordum. 5 soruya cevap istedim. Destici açıklamasında bazı sorular kamuoyu önünde sorulur, bazı sorular da kapalı şekilde sorulur. İki bakanımız PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu mecliste ne kadar bilgilendirebilecekler? Hakan Dil'deki Kara Yılan, ha meclis sıralarında oturan Karaçıyan, ha Duran Kalkan, ha Pervin Buldan diyerek bu tartışmaları ileri taşımanın iyi sonuçları olmayacağını düşünüyorum dedi. Ediyoruz. Yani burada siyasi partilerimiz arasında, hatta devletle millet arasında güçlü bir mutabakatın sağlanması lazım. Siyasi gerilimin elbette düşmesi lazım. Ve teröre karşı hepimizin ortak bir duruş sergilemesi lazım. Bazı dönemlerde biz de siyasetin içindeyiz. Bazen ağzımızdan sehven bazı kelimeler çıkabilir, dökülebilir. Bunların peşine düştüğümüz zaman dolayısıyla da bunun tersi gün gelir, bizler için de kullanılabilir. Onun için bu konuda da bizim özellikle mesele terörse, mesele şehitlerimizse, mesele vatanın savunmasıysa o zaman burada daha hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi itham etmek yerine, birbirimizi suçlamak yerine, birbirimize karşı siyasi pozisyon almak yerine biz burada teröre karşı ortak bir mücadeleyi, bir milletçe, bütün siyasi partilerimiz, milletimizi de yanımıza alarak nasıl verebiliriz? Bunu yapmamız lazım. Terörle mücadele topyekün olur ve topyekün olduğu zaman terörün tüm unsurlarına karşı bu mücadeleyi kazanırsınız. Terörün finansının kesilmesi ki burada hemfikiriz, yukarıda konuştuk. Efendim varsa ki var terörün siyasi ayağıyla mücadele, efendim diğer devletin içindeki alanlarıyla mücadele, neredeyse terörü ve terörü destekleyen gruplar neredeyse bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor ve bunlarla arasına da herkesin çok ciddi, net mesafe koyması gerekiyor. Hiç kimsenin burada bir oy hesabına girmemesi gerekiyor. Çünkü bu devlet meselesidir, millet meselesidir. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu konudaki duruşumuz çok açık ve net ve bu duruşumuzu bugün de koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Bazı sorular basın önünde, kamuoyu önünde sorulur. Bazı sorular da devletin ilgili kişilerine ya da kurumlarına kapalı bir şekilde sorulur. Çünkü terörle mücadele ediyorsunuz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi iki bakanımız, bilgilendirdiler. Şimdi Allah aşkına soruyorum. İki bakanımız PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu bir mecliste ne kadar bilgilendirebilecekler? Ha Kandil'deki Kara Yılan, ha meclis sıralarında oturan Karaçıyan, ha Duran Kalkan, ha Pervin Buldan. Şimdi hal böyle iken nasıl ne kadar bilgilendirebilecekler? Zaten bu bilindiği için iki bakanımız hem Sayın Genel Başkanı hem İyi Parti'nin kıymetli Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler ve daha özel bilgileri bildiğimiz kadarıyla kendileriyle paylaştılar. Şimdi dolayısıyla da biz meseleye böyle bakıyoruz. Yani meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Sayın Genel Başkan'ın devlet adamlığı konusunda, vatanseverliği konusunda bizim bir şüphemiz yok. Dolayısıyla da aynı şekilde bakıldığına da inanıyoruz. Ama tabii ki siyasi üslupta farklılıklar olabilir. Bunu da dediğim gibi gerilimi artırmadan, şiddete başvurmadan herkes düşüncesini çok rahatlıkla dile getirebilir. Biz dediğim gibi siyasetteki herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Ama karşı görüşlere de saygı duyulmasını arzu ediyoruz. Ama asıl meselemiz vatan, millet, ülkemizin bütünlüğü. Burada hepimizin hassas olması lazım. Ben bu hassasiyetin taşındığını da görüyorum. Yani dolayısıyla bunu daha taşımanın, ileriye taşımanın da çok
iyi sonuçlar olmayacağını düşünüyorum. Bizim birliğe ihtiyacımız var, beraberliğe ihtiyacımız var. Her meselemizi konuşup, oturup birlikte çözmeye ihtiyacımız var. Pamukkale Belediyesi tarafından Deliktaş Mahallesi'ne Pamukkale Belediyesi Muhammed Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandırılıyor sevgili seyirciler. Okul projesi için temel atma töreni düzenlendi. EGTV töreni canlı yayınladı. Pamukkale Belediyesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle Deliktaş Mahallesi'ne Pamukkale Belediyesi Muhammed Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandırılıyor. 5493 metrekare inşaat alanına sahip 24 derslikli proje için temel atma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Üyesi, Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkez Efendi Kaymakamı Adem Uslu, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başka bu coşku, bu telaşe, bayram sabahı çocuklarımızın gözlerinde gördüğümüz sevinç misali, güzellikleri paylaşmak, parmakla gösterilmesi gereken hususları koyu çizgilerle gün yüzüne çıkarmak için hep birlikte koşuşturduk, bir araya geldik. Ege TV ekranlarından canlı yayınlanan törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, projenin ilçeye ve Denizli'ye hayırlı olmasını diledi. Örki, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederken proje hakkında bilgiler verdi. Teşekkür ediyorum. Başta bakanımız, valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere burada gayret gösteren ve bizi yüreklendiren bütün büyüklerime ben yürekten teşekkür ediyorum. O temel atma törenimizde bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli protokol üyelerimize ve siz değerli vatandaşlarımıza yine yürekten teşekkür ediyorum. Taze bir şekilde göreve başladı il müdürümüz. Onunla buradaki temel atmadan sonra yine ilçemizde farklı bir projemiz olan, eğitim üzerine bir projemiz olan diğer yatırıma hemen biraz sonra geçeceğiz. Belki çok kısa süre sonra yeni müjdelerle, eğitim müjdeleriyle sizlerin huzuruna da çıkmış olacağız. Rabbim yolumuzu açık etsin her birimizin. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu güzel günde bizlere destek olduğunuz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Başkan Örkin'in ardından protokol üyeleri de konuşma yaptı. Projenin hayırlı olmasını diledi. Anmıştır. Denizli hayırseverlerimizin desteği bugüne kadar hiç bitmemiştir, bitmeyecektir. Değerli konuklar, ilimize teşrif ettiği günden beri eğitim öğretim konusundaki duyarlılığıyla her an bu duyarlılığı bize hissettiren, bize önderlik yapan Sayın Valimize, milletvekillerimize, eğitim sevdalısı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve eğitime destek veren tüm hayırseverlerimize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Plan iş güzel iştir. Hayırseverimizin o Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan ayırarak, helal kazancından ayırarak buraya imkan sağlamıştır. Ben huzurlarınızda kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bölgemiz çok arazi konusunda sıkıntı olan bir bölgeydi. Burada bir sosyal tesis yapmakla ilgili, bir şey yapmakla ilgili, okul yapmakla ilgili yer bulmak çok çok zordu. Nihat Bakanımızın belediye başkanı olduğu 2004 tarihinden bugüne kadar burada bir şey yapmak istersek kamulaştırmak zorunda kalıyorduk. Bu protokolü Büyük Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ile birlikte imzalamıştık. Benim için de Denizli'ye ayak bastığımda ilk imzalamış olduğum, hayırseverlerimizle birlikte yaptırmış olduğumuz ilk eser olması bakımından da benim için ayrı bir öneme sahip. Tabii ki bunun bendeki mutluluğu, bunun bendeki heyecanı bir bambaşka. İnşallah açılışını da birlikte yapmayı Cenab-ı Allah bize nasip eder. Bu eğitim yuvasından, bu okulumuzdan vatanını, milletini, devletini seven, vatanına, milletine hizmet etme aşkıyla donatılmış evlatlarımız yetişir ve gün gelir bizim görev yaptığımız gibi onlar da bu ülke yönetiminde yerlerini alırlar. Belediye başkanlığımız döneminde
belki yüzlerce belediyeye ait olan temiz arsayı biraz önce Osman Bey kardeşimin dediği gibi milli eğitime okul yapılmak üzere hiç arkasına bile bakmadan bedelsiz bir şekilde bağışladık. Dedik ki milli eğitime lazım olan şey bizden boştur. Yani ki o gün şöyle demiştik. Belediye başkanının binası ve makamı da lazımsa milli eğitime, okula, o da helal hoş olsun dedik. O gözle baktık. Yani valilik makamı da dahil. Eyvallah, biliyorum sayın valimize. Hakikaten Denizli'miz çok şanslı bir valiler dönemi yaşıyor. İnşallah sayın valim de çok güzel hizmetler yapacak. İlk imzaladığınız bu protokol ise eğer bereketli olsun. İnşallah arkası devamı gelsin. Tabii söz vermek biraz önce Avni Bey kardeşimin dediği gibi nadir bildiğim hadislerdendir o. Ayetel münafık selasun diye başlayan Efendimizin sözleri. Yani münafıklığın alameti üçtür. Bir, söz verdiğimi tutmaz. İki, emanete ihanet eder. Üç, söz söylediği zaman yalan söyler. Onun için biz siyasete aktif olarak başladığımız andan itibaren çok az söz verdik. Yani sayabileceğimiz kadar, aklımızda kalabileceği kadar, bir yere not alabileceğimiz kadar. Ama o sözün tutulmadığı zaman nereye kayabileceğini de bilinciyle bu sözleri verdik. Konuşmaların ardından protokol üyeleri projenin startını verdi, düğmeye bastı. Öte yandan 29 Temmuz 2021'de tamamlanması planlanan proje 9 milyon 424 bin 660 liraya mal olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek eczacıların koronavirüsle mücadele sürecinde gösterdikleri çabalar nedeniyle teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Eczacı Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Tuncay Sayılkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Soyer, koronavirüsle mücadele eden tüm eczacılara İzmir halkı adına teşekkür etti. Koronayla mücadelede bizim sağlık kahramanlarımız, sadece doktorlarımız, hemşirelerimiz değil, eczacılarımız da, çünkü aynı mücadeleyi aynı cephede onlar da veriyorlar. Bu dönemde gösterdikleri işbirliği için, felaketlerde gösterdikleri büyük destek için hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Başkan Tunç Soyer, İzmir'i İzmir yapan en önemli şey dayanışmadır dedi. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. İzmir'i İzmir yapan en önemli kurumsal dayanışmalardan biri de budur. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Dayanışma kültürü İzmir ruhuyla Başkanımız Tunç Soyer'in önderliğinde sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreç sona erer ve güzel projelerde birlikte oluruz diye konuştu. Ne yazık ki 2020 hatta 2021'in ilk iki ayı da felaketlerle geçti ama evet. Biz dayanışma kültürüyle, o İzmir ruhuyla Sayın Başkan'ın önderliğinde bu sıkıntıları hep beraber aşmaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreç sona erer, felaketlerle ilgili süreç, daha güzel projelerde yine birlikte çalışırız. Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğü araç filosuna kattığı iki yeni yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracıyla Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde altyapı bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde altyapı hatları temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Altyapı şebekelerindeki temizlik çalışmalarının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğü'nün araç filosuna iki yeni yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı kazandırıldı. Son teknolojiye sahip kombine kanal temizleme araçlarının altyapı kanallarını yüksek basınçlı su sistemiyle temizleyerek tıkanma ve taşmalara karşı erken önlem aldığı, bununla birlikte altyapı yatırımlarının verimli ve uzun ömürlü olarak çalışmasına katkıda bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde muhtelif çaplarda toplam 40 bin metre altyapı hatlarının temizlik çalışmasının yapılacağı ifade edildi. Müzik
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olacak Turgut Reis Arıtma Tesisi'nin inşaatı başladı sevgili seyirciler. 113 milyon 600 bin TL'ye mal olacak olan Turgut Reis İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 200 bin nüfusa hitap edecek şekilde projelendirildi. Muğla'nın dünyaya açılan yüzlerinden biri olan ve en gözde turizm merkezi olarak tercih edilen Bodrum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgut Reis İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaatına başlandı. Bodrum Turgut Reis Mahallesi'nde iki kademeli olarak planlanan ve ÇED olumlu belgesi alınan Turgut Reis İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek. Proje kapsamında atık su arıtma tesisine ait deniz deşarj hattı da inşa edilecek. 113 milyon 600 bin liraya mal olacak tesiste 3337 metre uzunluğunda deşarj hattı da olacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün Bodrum ilçemiz için önemli olan bir yatırımın daha startını verdik. Turgut Reis Atık Su Arıtma Tesisimiz Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor. Turgut Reis Arıtma Tesisimiz 37 bin metreküp kapasiteli deniz deşarjı ve elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılması özellikleriyle Bodrum'umuza ve Muğla'mıza yakışan bir tesis olacak dedi. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Levent Uslu ile beraberindeki heyet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Ziyarette çalışmalar ve projeler konuşuldu. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Levent Uslu ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Kendilerini samimi bir şekilde ağırlayan ve konuk eden Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Ben Bir Sen Genel Başkanı Uslu, arkadaşlarımız Kocaeli'ne kazandırdığınız ve kazandıracağınız tüm hizmetler için sizden övgüyle bahsediyorlar. Bir çalışanın başkanını bu denli sevmesi çalışma verimini artıracağı hep görülmüştür dedi. Çalışmalar, Büyükşehir adına yaptığımız çalışmalar, geçmişte de Kocaeli geçmişinde hizmet noktasında zaten olan bir şahsiyetsiniz, kişisiniz. Daha sonra yoldaki çalışmalarınız da hala beğeniyor. Kocaeli'de daha hizmet etmek için sizin başkanlarınız, arkadaşların hepsi size övgüyle bahsediyor ve seviyorlar. Bir çalışanın başkanının severek çalışması verimi artıracağı hep görülmüştür. Ben Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni ise Başkan Büyükakın'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İnşallah birlikte sağlayacağız ve sağlıyoruz, görüyoruz onu size. Ben çalışmanıza başarılar ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başkan Büyükakın birlik ve beraberlik mesajı verdi. Arkadaşlarımız emeğinin ve alnının terinin karşılığını bulmadıkça, huzurlu olmadıkça yapılan hizmetlerden bereket çıkması da mümkün değildir dedi. Sosyal belediyecilik konusunda şu pandemi döneminde son derece güzel örnekler gösterdi. Güzel örnekleri bizim tarihimizde, Anadolu medeniyetinde hepsi var. Bizim de bunu yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde yeniden ortaya koymamız gerekiyor. Komşusu açken tok yatan yüzden değildir diye peygamberimiz var. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yapımı süren ve başlayacak yeni projelerle ilgili mahallelerde incelemelerde bulundu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yapımı süren ve başlayacak yeni projelerle ilgili mahallelerde incelemelerde bulundu. Başkan Sandal, mahalle ziyaretlerine ilk olarak Onur Mahallesi'nde yapımı süren parkla başladı. Mahalle muhtarı Hasan Aydemir ile birlikte 7360 Taksim 3 sokaktaki çalışmaları inceleyen Sandal, projeyle ilgili bilgi aldı. Işık alalım, yukarısı iyi, fena değil. Ola asfalt alalım da düzeltelim. Asfalt alalım da. Aynen, etrafını tamam. Çalışmalar kapsamında park içinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, oturma alanları yapılacak. Bölgenin önemli ihtiyacına yanıt verecek park tamamlandıktan sonra Onur Mahallesi vatandaşların nefes alacağı yemyeşil bir yaşam alanı kazanacak.
Yamanlar Mahallesi Muhtarı Kemal Aydın'la birlikte pazarın yanındaki alanda inceleme yapan Başkan Sandal, eskiden düğün salonu bulunan alanda plan değişikliğinin tamamlandığını ifade etti. Bu alana kreş ve yeni bir düğün salonu kazandırılması için proje çalışmalarının yapılmasını istedi. Daha sonra bürokratlar ve Nafiz Gürman Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğan'la birlikte Dünya Barış Anıtı yolu üzerindeki pazarın yanında bulunan yaklaşık 1000 metrekarelik alanda incelemelerde bulunan Başkan Sandal, buraya da iki düğün salonu yapılması ve çevre düzenlemesi çalışmalarının bir an önce başlaması talimatını verdi. Sandal, bölgede yaşayan vatandaşların önemli ihtiyacına yanıt verecek projenin hızla ilçeye kazandırılacağını kaydetti. Son olarak Dünya Barış Anıtı'nı gezen Başkan Sandal, bir süredir Altılhal'deki merkezin yeni bir yaşam alanına dönüştürüleceğini söyledi. Sandal bu kapsamda merkezde bakım ve onarım çalışmalarının başlamasını istedi. Anıtın yeni yaşam alanı haline dönüştürülmesiyle ilgili proje çalışmasının sürdüğü belirtilirken, proje tamamlandıktan sonra ilçeye muhteşem körfez manzarasında yeni bir sosyal alan kazandırılmış olacak. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları çalışmayla ağaçları elyafla kaplayıp soğuk hava ve dona karşı koruma altına aldı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Marmara'nın ardından Ege bölgesinde de etkisini gösterdi. Soğuk hava nedeniyle Kuşadası'nda sıcaklık geceleri -2 dereceye kadar düştü. Bunun üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçların soğuk havadan zarar görmemesi için bir dizi önlem aldı. Ekipler kent genelinde yaptıkları çalışmayla daha çok Akdeniz iklimine alışkın olan jakaranda ve bonsai ağaçlarını elyafla kaplayıp dondan zarar görmemelerini sağladı. Kuşadası'nı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, "Yeşilin her türü bizim için çok kıymetli," dedi. Sevgili seyirciler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası Ednail Ayhan'ın cenazesi Bayburt'ta toprağa verildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren merhum Ednail Ayhan için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Vali Salih Ayhan kıldırdı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası Ednail Ayhan'ın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Cüneyt Epçim, Erzurum Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Tokat Valisi Ozan Balcı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz Habib Soluk ve vatandaşlar katıldı. Gayip kandilinde sana misafir olarak sana senin rahmetine gönderdiğimiz Adnan abimizin ruhu için ve şu anda cenaze defin işlemleri için burada bulunduk ya Rabbi. Cümlemizin toplantısını hayırlara vesile eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu günler yüzsü hürmetine. Cenaze töreni öncesi konuşan Vali Ayhan, babası için helallik isteyerek, "Vaktin sahibi Allah'tır, bizim de sahibimiz Allah'tır. Dolayısıyla buna inandığımız için rahat ediyoruz," dedi. Arkadaşlarım, ben evlatlık görevimi, sizler de komşuluk görevinizi, insani ve İslami görevinizi ifa etmek için bir araya toplandık. Öncelikle sizi buraya kadar yorduğumuz için hakkınızı helal ediniz. Şöyle bakıyorum da kainat kefenini giymiş vaziyette. Babam da yine kainata herhalde uydu. O da kefenini giydi ve son yolculuğuna dostlarımızla birlikte oluyoruz. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Dayanmak zor elbette ama hani birbirimize teselli verirken hakka yürüdü, emaneti teslim etti, rahmeti rahmana ulaştı diyoruz ya, o bizi rahatlatıyor. Vaktin sahibi Allah'tır. Bizim de sahibimiz Allah. Dolayısıyla buna inandığımız için rahat ediyoruz.
doğru bu zamanda, bu dünya yolculuğunda asıl olan doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde, dürüst bir şekilde yaşamak herhalde kazançlarında en güzelidir. Babasının cenaze namazını Vali Salih Ayhan kıldırdı. Allahu Ekber. Namazın ardından merhum Edna Ayhan dualarla ebediyete uğurlandı. Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde PKK yandaşları tarafından bıçaklanarak şehit edilen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu vefatının 6. seneyi devriyesinde Sivas Ülkü Ocakları Asena Birimi tarafından düzenlenen sergiyle anıldı. Tarih okurken tarihe geçen vatan, millet, bayrak sevdalısı Fırat Yılmaz Çakıroğlu ebediyete irtihanın seneyi devriyesinde anılıyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisi olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 tarihinde üniversitede çıkan olaylarda PKK yandaşları tarafından bıçaklanarak şehit edilmişti. Oğlum dedi ki, anne dedi, bir gün bir yere geleceğim, merak etme dedi. Düzeni değiştireceğim, ben değiştireceğim dedi. İnşallah oğlum dedi. Şehit Çakıroğlu vefatının yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde anılıyor. Ülkü Ocakları Sivas Asena Birimi tarafından Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına fotoğraf sergisi açıldı. Pandemi nedeniyle kent meydanında açılamayan, Ülkü Ocakları Sivas İl Teşkilatı'nda açılan sergide Çakıroğlu'nun fotoğrafları yer aldı. Sergiyle ilgili Sivas Ülkü Ocakları Asena Birim Başkanı Merve Duman, Ege TV mikrofonlarına bilgiler verdi. Bugün şu an burada Kutlu Dergahımızda Sivas Ülkü Ocakları'ndayız. 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde hain teröristler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmak için toplandık. Normalde pandemi süreci olmasaydı şu an meydanda sergimizi açmış olacaktık. Ancak bu durumdan dolayı ocağımızda sergimizi açtık. Bir vefa borcumuz var. 6 sene geçti ölümünün ardından, şehadetinin ardından. Ama biz onu unutmadık ülküdaşlar olarak. Arkasında onu tanımayan ama onu çok seven, onu örnek alan binlerce ülküdaşını bıraktı. Rahmet olsun. Edremit Belediyesi kentin farklı noktalarında geleneksel kandil simidi ikram ederek vatandaşların regaib kandilini kutladı. Edremit Belediyesi her kandilde olduğu gibi bu kandilde de vatandaşların kandilini kutlamayı unutmadı. Edremit Cumhuriyet Meydanı ve eş zamanlı olarak Akçay, Altınkum, Altınoluk ve Güre mahallelerinde yapılan etkinlikte pandemi ve sosyal mesafe ile ilgili sıkı önlemler alındı. Bütün Edremit halkının kandilini kutluyorum. Selman Hasan Aslan'ın da selamlarını iletiyorum. Kandillerini kutluyorlar. Herkese sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Teşekkür ederim. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızın kandilini kutluyoruz. Hayırlı kandiller dileklerimizi iletiyoruz. Başkanımızın talimatıyla buradayız. Başkan vekilimiz Sayın Ertal Küçük Aslan'la birlikte vatandaşlarımıza kandil simitlerini, ikramlarımızı dağıtıyoruz. Birçok şubemizde Akçay, Altınoluk, Zeytinli, Kadıköy, Güre şubelerimizde de aynı etkinlik yapılıyor. Hayırlı kandiller diliyoruz. Vatandaşlarımıza ikramlarımızı başkan vekilimiz, daire müdürlerimizle birlikte dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tüm Edremit halkının kandili mübarek olsun. Regaib kandilleri hayırlı olsun. Edremit ve diğer mahallelerimizde Akçay, Altınoluk, Güre ve Altınkum'da şu anda aynı anda kandil simitlerini dağıtıyoruz. Herkese hayırlı kandiller. Tüm halkımızın mübarek kandilini kutlar. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Edremit Belediyesi olarak teşekkür ederim. Sağ olun. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sevgi dolu anlar yaşandı. Akşamda zabıta ekipleri tarafından ilçedeki tüm camilerde vatandaşlara geleneksel kandil simiti dağıtıldı. Sorunlar var işte. Hayırlı kandiller, nasılsınız? İyi misiniz?
Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un metrolarında bisiklet parkı uygulaması başlattı. İstanbullulara hızlı ve konforlu raylı sistem hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fosil yakıt yerine elektrik enerjisinin kullandığı çevre dostu bir ulaşım hizmeti sunuyor. Gün içerisinde ulaşım aracı olarak kullanıyoruz bisikleti. Şahsen ben kullanıyorum. Okullarıma giderken, üniversiteye giderken. Bisiklet bir çocuk oyuncağı değil çünkü. Kesinlikle bir ulaşım aracı. Üstelik en çevre dostu ulaşım aracı. Kent içi ulaşımda sürdürülebilir kentsel hareketlilik için ulaşım modları arasında entegrasyona sağlamaya amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı ve sıfır emisyonlu bir yaşam özendirmek amacıyla ulaşımda bisiklet kullanımını destekleyen bir adım attı. İstanbul içinde bir de şehirler arasında bazen bisiklet kullanıyoruz. İşe gelip giderken kullanıyoruz. Metro önceden almıyordu bisikletleri ama sonra almaya başladı. Metroyla kadar geliyordum bu Altınzade'ye. Sonra metroya binip karşı tarafa geçiyordum bisikletimle. Ama şimdi yeni bir uygulama, işte gördüğümüz uygulama var. Bisikleti bırakabiliyoruz buraya. İşimize gidiyoruz. İşimizden geldikten sonra tekrar bisikletimizi alıp tekrar eve gidebiliyoruz. O yüzden çok yararlı oldu. İstanbul genelinde 15 hat ve 185 istasyonda günde 3 milyona yakın yolcu taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte ulaşımda bisikleti devreye sokarak çevre dostu uygulamalara bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi şehir mobilitesi ile ilgili birçok çalışmalar yapıyor. Şehirdeki hareketliliği daha çevreci, daha hızlı ve daha sağlıklı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bisiklet de bunun mükemmel bir aracı. Hem çevreci hem sağlıklı, insanları hareket etmeye teşvik ediyor. Yani metro ile bisikletin aslında mükemmel bir uyumu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi C40 Birliği, dünyanın en büyük metropollerinin üye olduğu, onun sözleşmesini imzaladı ve şehri işte 2050 yılına kadar sıfır karbon haline getirmek gibi bir hedefi var. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı yeniden kendini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte Sivas'ta cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Kent genelinde 109 köy yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Koronavirüsle mücadele hayatın her alanında sürerken Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokaklarda yaşayan hayvanları unutmuyor. Ekipler sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için mama ve su dağıtımı yaptı. Koronavirüsle mücadele hayatın her alanında sürerken Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokaklarda yaşayan hayvanları unutmuyor. Ekipler sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için mama ve su dağıtım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ekipler sokak hayvanlarının barınması için Destek Hizmetleri Müdürlüğü Marangozhane Atölyesi'nin tamamen kendi imkanlarıyla imal ettiği ve şehrin birkaç noktasına yerleştirilen köpek ve kedi evlerine de mama ve su bırakmayı ihmal etmiyor. Şehrin her bölgesinde sokak hayvanları için günlük mama ve su dağıtım çalışmaları özenle sürdürülüyor. Evet, bu haberle de bugünkü bültenimizi burada noktalayacağız sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın ama habersiz kalmayınız efendim. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.